Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken açıklama. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef gösteren açıklamaları ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren karikatürlerin devlet kurumlarına ait binalara yansıtılması İslam ülkelerinde büyük öfkeyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişme sonrası Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin tepkisi karşısında Fransa'dan dikkat çeken açıklama geldi. Fransa Ticaret Bakanı Frank Rister, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından yaptığı değerlendirmelerde Fransa'nın Türkiye'ye bir boykot misillemesi yapmayı planlamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarına yönelik boykot çağrısının ardından Fransa'nın ticarette en yetkili isminden önemli açıklamalar geldi. RTL radyosuna konuşan Fransa Ticaret Bakanı Frank Rister, Fransa'nın boykot ile ilgili bir misilleme planlamadığını ve Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi. Seçimi kaybeden Mustafa Akıncı'dan sürpriz karar, yenilgiyi hazmedemedi. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda %48.26 ile kaybeden Mustafa Akıncı, seçimin galibi Ersin Tatar'ı tebrik etti. Akıncı ayrıca "Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun." dedi. Yaptığı ilk açıklamada seçim sonuçlarını 45 yıllık siyasi hayatının sonu olarak tanımlayan Akıncı şu ifadeleri kullandı. "Normal olmayan bir seçim süreci geçirdik. Tatar'ı kutlarım, başarılar dilerim. Bu sonuçların çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun." Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim yarışını kazandığını duyurdu. Ersin Tatar'ın %51.74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı'nın ise %48.26 oranında oy elde ettiğini bildirdi. Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti. Böylelikle Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçimleri Yunan basınında. Hayalleri suya düştü. Türkiye karşıtlığıyla Yunan ve Rumların desteğini arkasına alarak prim yapan Mustafa Akıncı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tarihi seçimi kaybetmesi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Mustafa Akıncı karşısında Ersin Tatar'ın zaferini ilan etmesi Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi Yunanistan medyası tarafından da yakından takip edildi. Ancak adadan gelen sonuçlar Yunanistan'ı pek de memnun etmedi. Erdoğan'ın istediği oldu. Türkiye karşıtlığı ile ön plana çıkan Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesi ülke medyasında çıkan haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevindirdiği ifade edildi. Ersin Tatar'ı Erdoğan'ın seçilmiş lideri olarak nitelendiren Yunanistan medyası, Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Mustafa Akıncı'nın seçimleri kaybetmesiyle adanın birçok şansı kaybettiğini yazdı. Mustafa Akıncı'ya açık destek veriyorlardı. Seçimlerden önce de Ersin Tatar aleyhinde haberlere imza atan Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın seçilmesinin daha iyi olacağını savunuyordu. Akıncı'ya verilen bu desteğin en önemli sebebi ise Türkiye'nin adadaki etkisinin kırılmak istenmesiydi. Torun Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş, Kıbrıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Dedem Rauf Denktaş hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil, ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir." diyen Denktaş, "Hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil, ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır. Ersin Tatar'ın kucaklayıcı tavrı ana vatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ın haklarında önemli rol oynamamaktır. Sonuç Kıbrıs'ımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Fransa'ya bir ülkeden daha kötü haber. "Biz onlardan çokuz. Boykota başlıyoruz." Azerbaycan Tavuz Milletvekili Ganire Paşayeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına destek vererek, "Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum, Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz." dedi. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Memmedov meşhur ve Elnur Abdullayev
Kayseri Ticaret Odası'nın online olarak düzenlenen Ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganira Paşayeva, "Biz bir millet iki devletiz. Kardeş Türkiye'mizin bayramı bizim de bayramımızdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit dedelerimizi rahmetle anıyorum. Ekim ayında da bugün dualarımız Azerbaycan'ın topraklarının işgalden kurtarılması içindir. Burada Türk devletlerinin topraklarıdır. Türkiye de bizim vatanımızdır. Ben Kayseri'ye çok geldim, çok yazdım. Kayseri'miz Türk dünyasının en değerli kahraman bölgelerinden biridir. Kayseri'mizi selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Azerbaycan 30 yıldır adaletsizlik yüz yüzeydi. Ermenistan'da 30 yıldır Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutuyordu. 1 milyon kardeşimiz evlerine dönemiyordu. Ermenistan küçük görülebilir ama onların arkasında duran güçlerin desteğiyle Azerbaycan'ı işgal etti. Silah desteği verdi, politik destek verdi. Azerbaycan bu süreçte Türkiye ve Pakistan dışında Türk dünyasından destek alamadı ifadelerini kullandı. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.